Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi. Akaryakıt zamlar. Yani buna ne başlık atacağız bulamadık. Zam, zam, zam dedik. Onlar kazandı. Koskoca 80 milyon biz kaybettik. Ne indirimi? Çok büyük bir zam geliyor akaryakıta. Merhaba, ben Boyrak Yılmaz. 3 yıldır araç sahibiyim. Arabamla son 6 ayda tam tamına 23 km yol yaptım. En son ne zaman trafiğe çıktığımı hatırlamıyorum. Merhaba, ben Sayrak Şafak. Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'de 2022 model lüks arabamla geldim. Tabii ki de bu değil. Bunu karıştırmayın. Geçen sene bu zamanlar benzinliğe gittiğimde büyük bir özgüvenle depoyu doldur diyordum. 300-350 TL ödeyerek çıkıyordum. Geçen sene de aynı markanın 2021 modeli vardı. O zaman depo doldurmaya bu zamanlarda 70 euro veriyordum. Yani o zaman 700 liraya tekabül ediyordu. Kur 10 lira civarındaydı. Bugün ise... Ben bayağıdır gitmedim ama giden arkadaşlarımdan dinlediklerim, litre fiyatlarına göre yaptığım hesaplamalar falan derken depo doldurmak 1250 TL olmuş. Bugün Almanya'da depo doldurmak 100 euro oldu zaten. Yani Türk parasıyla 1700 küsur liralara geliyor. Almancı arkadaş bizim yakıtı mı ucuz bulmuş? Evet, Türkiye'de yakıt gerçekten çok ucuz. Birim olarak bakmak gerekmiyor mu buna? Matematikte mi bilmiyor bunlar? Ama laf anlatamayacağım. Evet kardeşim, en ucuz yakıt bizde. Mesela duyuyoruz, Türkiye'de yakıta büyük zam gelecek diye. Bakıyoruz 11 sent gelmiş. Bu mu büyük zam? Hep zam geliyor, hiç indirim gelmiyor ama. Zaten en korkutucu olanı da bu. İndirim gelmesi. Çünkü bir bakıyorsun benzine dev indirim. 65 kuruş indirim yapmışlar. Hemen arkasından 1 lira 22 TL zam. 35 kuruş indirim yapmışlar, 80 kuruş zam. İndirim gelecek diye korkar olduk. Varilin litre fiyatı düştü, indirim yapıldı. Ama pompaya yansıma yok. Varilin litre fiyatı arttı, hop zam, direkt pompada. Ya ülke bu kadar güzel, neden dönmüyorum? Güzel soru. Tebrik ediyorum, gerçekten güzel soru. Ben de dönmek istiyorum ama kurulu düzenimiz var, ne yapalım? Ara ara diyorum ki ben de yurt dışına yerleşeyim. Para biriktirmeye başlıyorum, kur izin vermiyor. Para biriktirmeye ilk başladığımda kenara her ay 100 lira atayım diyerek başladım. 900 lira atıyordum. Şimdi 1772 TL atmam gerekiyor. O da sadece bu aylık. Ben de bıraktım. Almanya bitti. Bir arkadaşımın motoru vardı, 50 liralık benzin istemiş. Sonra vazgeçmiş, 60 lira olsun demiş. Alacağın 10 liralık benzinden ne olacak diyerek pompacı depoya doğru benzin demiş göndermiş. Dönüşte depomu buradan dolduracağım. Hatta izin verirlerse bidonları da doldururum. Size şöyle söyleyeyim, kötü plastik oyuncak alırsınız ya. Ha işte o kötü plastik oyuncak bile bizim arabadan daha çok petrole sahip. Her gün işten sonra gelip böyle oturuyorum. 15 dakika gözlerimi kapatıyorum. Trafikteymiş gibi camdan kafamı çıkartıp hayali kavgalar bile ediyorum. Hiç arabayı çalıştırmaz olur muyum ya? Her ayın 15'inde basıyorum marşa. 3 dakika motorun sesini dinliyorum, kapatıyorum hemen. Buraya kadar gelmişsiniz, sizin için bir istisna yapabilirim. Çalıştırıyorum hemen biraz. Oo, kendimi kaybettim, uzun bastım. Hanım duymasın, aramızda kalsın bu.